Yani evde kalanların hepsinin vebalini alıyorlar yani çarşıda gezenler. Koronavirüs artık ebedi bizim kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Devletimizin esnek davranmaması gerekiyor. Koronavirüs Erciyes Dağı'nı kapatırsanız biter. Yaklaşık bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Pandemi hayatımızın her bölümünü etkiledi. Peki koronavirüs nasıl biter? Bakalım ne cevaplar aldık. Koronavirüs nasıl biter? Tedbirleri elden bırakmayarak. Görüyorsun işte hani insanların durumlarını. Seni zorlayacağım biraz, kusura bakma. İnsanların durumunu görüyorsun. Tedbirleri gevşettiğimize inanıyoruz ama her gevşetme bize ağır sonuçlar doğuruyor. Ve bu sonuçlarda 2021, 2022, 2023, belki 2025 yılına kadar sürecek olan bu sürecin daha da sancılı geçmesine sebep oluyor. Devlet büyüklerinden şunu bekliyoruz tabii. Devlet büyükleri biraz halkın içine insinler, biraz nabız yoklasınlar. Çünkü biliyorsun bizim halkımız eğer el verirsen kol ister. Kol verirsen daha fazlasını ister. Bunu yaparlarsa yeterli olur. Biliyorsunuz ki aşılama dönemindeyiz. Ne yazık ki bu süreçte tabii ki hepimizin yapması gereken belirli kurallar var. Çünkü bu süreci bencil şekilde değil, tek başına değil, topyekun şekilde ilerleterek bitirmeyi düşünüyoruz inşallah diyelim. Çünkü aşılama tabii ki en büyük sebep şu an virüsün bitmesi adına. Sonra da üzerimize düşen görevler diye belirtmek istiyorum. Koronavirüs nasıl biter? Vatandaşlarımızın kurallara gayet iyi bir şekilde uyarak bir an önce inşallah, kurban olduğum Allah'ım bizi yani o günlere getirir. Hepimiz sıkıntıdayız. Malum insanlar zor durumdalar. Çoluğumuz çocuğumuz dışarıya çıkamıyorsun, gidemiyorsun, bazı şeyleri yapamıyorsun. Kurallara uyarak inşallah bir an önce bu şeyden kurtuluruz. Önce halkın kendini istemesi lazım. Devlet her halkın vatandaş başına bir polis bir bekçi dikemez. Onun için halk bütün yük halka düşüyor. Halkın kendi istemesi ve kendi tedbirlerini alması lazım bence. Bitmez yani. Görüyorsunuz çarşıyı, kalabalığı falan. Görüyorsunuz yani kimse uyumuyor. Yaşlısı genç hep çıkıyor. Yani işi olan da çıkıyor, işi olmayan da çıkıyor. Ha bu şartlarda giderse çıkmaz. Daha kötüye gideriz. Bitmesi için ne yapılmalı peki? Herkes uyması lazım bunlara. Yoksa uymadığı takdirde felakete sürükleniyoruz yani. Gencimiz, yaşımız tanımıyor bu sağlık. Yani öldürücü yani. Uyması lazım yani herkes. Şimdi devlet zaten elinden geleni yaptı. Biz vatandaş olarak da elinden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bir türlü yapamıyoruz. Bizim valla bu yazın da büyük ihtimalle böyle geçecek. Yani zor bir süreç bekliyor. Hani bitti diyorlar ama kesinlikle bitmedi. Zaten haritalar günlükte değişiyor. Ama benim kendi tercihim hani ülke olarak tam 14 gün kapanma olursa anca belki. Yani yoksa belki 2002'de böyle gider, 2023'te böyle gider ama zor bir süreç. Kurallara uymamız gerekiyor. Devletimizin esnek davranmaması gerekiyor. Bu kadar. Yani kurallara uyar, devletimizin de esnek davranmazsa biteceğine inanıyoruz. Yani biraz daha devletin tedbirli olması lazım. Yani yasakları biraz daha sınırlı yapması lazım. Yani herkes serbest bıraktığı için Kayseri fırladı yani. Başka bir şey diyemem yani. Ortada yani her taraf kalabalık. Ben de mecburiyetten çıkmıyordum zaten. Peki sizce ne tür tedbirler alınmalı? Ya en azından birazcık kafeteryalar biraz daha kısıtlaması lazım. Yani yasakları özellikle tatil bölgelerine, özellikle Erciyes'i kısıtlaması lazım. Yani başka şekilde alışveriş merkezleri özellikle oranın kapanması lazım. Başka şekilde olmaz yani. Halk ne yapmalı? Halk yani mümkün olduğunca kalabalık yapmaması lazım ve evde durması lazım. Ama halkımız da yapmıyor maalesef. Herkes sokakta ve çarşıda. Ben kaç aydır ilk defa çarşıya geliyorum yani senesi geldi. Çıkmadım. Yani evde kalanların hepsinin vebalini alıyorlar yani çarşıda gezenler. Koronavirüs artık ebedi bizim kardeşimiz, arkadaşımız oldu. İlk başlarda grip de böyle başlamıştı. Verem de böyle başladı ama verem eskiden gıdasızlıktan kurtulamıyorlardı. Ne oldu? Gıdayı almaya başladı insanların parası pulu olmadığından vereme yakalanıyordu. Virüsü de ne yapacak? Bu giderse zor. Niye zor? Bak meydan bura, hele dün hiç kimse yoktu. Ama bir dine aralara git bakayım. Dıklım dıklım baba ya. Koronavirüs Erciyes Dağı'nı kapatırsanız biter. Erciyes kapanmazsa Kayseri'de %97 olduk. Kayseri tam düşmüşken Erciyes'in açılmasıyla birlikte daha çok oldu. Daha çok virüs yükseldi.
Yani bak ben iki çocuğumla dışarı çıkamıyorum. Ben tam bir yıldan beri dışarıdayım. Bak ben ilk defa bugün çıktım biliyor musunuz? Onu da babam geldi diye çıktım. Tam ben bir yıldır çocuklarımla sokağa çıkamıyorum. Biz okula gidemiyoruz. Ama millet karda kayıyor, geziyor, tozuyor, eğlencesini yapıyor. Bizim suçumuz ne? Benim çocuğumun suçu ne? Neden benim çocuğum evde?